Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Öncelikle bundan önce yapmış olduğum videoya gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ederim. Yoğun ilgi derken çok izlendi anlamında değil, her zaman güzel izleniyor ama çok beğeni geldi sizlerden. Beğeni dolu mesajlar geldi. Herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ancak öyle bir vaktim olmadığı için toplu olarak teşekkür etmek istedim. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi bugün yurt dışında karışık bir durum var, yurt içi var. Önce bir yurt içindeki durumu anlatalım, geçelim. Şimdi enflasyon verileri açıklandı. Öncelikle TÜİK şaşırtmadı. Çünkü TÜİK, ENAG, İTO veri açıklıyorlar. TÜİK en düşüğü oluyor genelde. Bir ay sadece farklı oldu. O bir ay farklı olduğunda da o bir aylık veriye bakarak birileri hemen böyle bir havalara girdi böyle. İşte bundan sonra doğru veri açıklanacak da Mehmet Şimşek geldi de bu ondan sonra diğerlerine bakılmaz da bilmem ne de. Sonra ertesi ay ne olduğunu gördük yani biz bunu. Şimdi kıssadan hisse şu. Mesela Federal Reserve bir ekonomik verilere, bir şeylere baktığı zaman ne diyor? Bir aylık, iki aylık veriye bakarak biz konuşmayız. Üç aylık veriye bakarız diyor. Üç aylık verinin ortalamasının nasıl hareket ettiğine bakarız falan diyor. Yani dolayısıyla bir ay enflasyon da belki daha düşük çıkabilir ama ona bakarak konuşmamak lazım. Şimdi şaşırtmadı dedik. Bu durumda şöyle bir ikilem var. Nasıl bir ikilem var diyeceksiniz. Bakayım şurada bir bugün Twitter'da yazmıştım. Onu bulayım da tam. Şöyle bir ikilem var. Şimdi sizin bu enflasyonu düşürmek için ya bu faizleri artıracaksınız, pozitif reel faiz vereceksiniz ve sıkılaştırma yapacaksınız. Yani kredileri saçmayacaksınız etrafa. Ve de yani bunu yapacaksınız. Bununla beraber de israf kaçınacaksınız. Yani harcamalarınız çok fazla olmayacak. Şimdi Mehmet Şimşek diyor ki yani israf etmemek yani tasarruf etmek diyor. Sadece az harcamak demek değildir. O harcadığını da verimli olarak kullanmak demektir diyor. Ama aşırı harcadığın zaman ne kadar verimli kullansan da bu bir israftır. Yani orada o konuda bir şey açıklık getirmek lazım. Şimdi TÜİK'in enflasyonu %61,98 işte. İTO'nunki 73,89. ENAG'ınki de %129. ENAG kimde bilmem ne de filan bir sürü böyle cazcılar var böyle. Onları geçiyoruz zaten çünkü her defasında aynı cevabı veremiyorum. Şimdi buradaki olay şu. Şimdi sen diyorsan ki bu 61,98 doğrudur arkadaş. Ve ben kamuda da tasarruf yapacağım, israf yapmayacağım. İsraf yapmayacağım, yapmamak demek de daha az harcamak demek değil. O zaman senin bakanlıklarının, işte kurumlarının, Diyanet'in bilmem nenin bütçesinde %62'den fazla arttırmaman lazım. Öyle mi? Yani enflasyon %62 olduysa bu kadar enflasyon gerçekleşmiş yani o gerçekleşen enflasyon kadar ben yapayım diyorsan 62 yapman lazım. Hani böyle 100, 110, 120, 150 gibi bütçe artışları yapıyorsan sen israfta inat ediyorsun demek bu. O zaman israfta inat ediyorsan zaten enflasyonla mücadelede de başarılı olamazsın. Bu mümkün değil ki. Çünkü daha fazla kaynağa ihtiyacın var. Yani o zaman ben israf ederim ama tasarruf etmek demek işte böyle daha az harcamak değildir falan. Hikaye anlatıyorsun anlamına gelir. Eğer bu 61,98 doğruysa diyorsan ki ya benim işlerimi aynı şekilde sürdürebilmek için %110, %120 artışlar yapmam şart ama ben onu daha verimli kullanacağım. Yani minimum aynı hizmeti verebilmek için benim %120 artış yapmam gerekiyor. Ama daha verimli kullanacağım. Böylelikle daha az harcamadan daha az harcayarak tasarruf etmeyeceğim ama daha verimli kullanarak tasarruf edeceğim. Bak o zaman zaten sen kendin de diyorsun ki bu ENAG'ın bulduğu enflasyon çok da yanlış bir enflasyon değil. %129 diyor. Çünkü sen de bakanlıklarında %110, %120'lik bütçe artışları yapıyorsan
Ve bunu yaparak da tasarruf yapıyorum çünkü ben daha verimli harcıyorum diyorsan, o zaman bu enflasyon yanlış değil. Ha, o zaman bu enflasyon doğruysa, yani 62 falan değilse, senin bu sefer mali politikan doğru ama para politikan yanlıştır. Çünkü para politikasında ne diyorsun? Pozitif reel faize yakınız, faiz artışları yakında bitecek falan gibi. Hayır. Öyle 42,5-45'te değil. Bu 129 doğruysa senin böyle bunu 5-5 değil hatta 7,5-7,5 arttırmaya devam etmen gerekiyor. Aa, öyle olursa borsa çıkmaz, borsa düşer. Aa, öyle olursa zombi şirketler batar. Aa, zombi şirketler batarsa işsizlik olur, bilmem ne olur. Aynı caz devam ediyor yani. And all that jazz. Onlara bir şey diyemiyorum artık böyle. Onlar bir tarafa. Yapılması gereken şey bu. Ya bu 62 doğru, sen mali tarafta bütçeyi aşırı büyüterek israfa devam ediyorsun, inat ediyorsun israfta, bir tasarruf yapmıyorsun. Ya da bu enflasyon doğru değil, enflasyon daha yüksek, sen israf etmiyorsun belki ama faizin aşırı düşük vaziyette. Bu ikisinden birini seçeceksiniz. Aslında belki orta yolda, değil mi? Yani hem israf var, belki biraz israf azaltılmalı, hem de bu faiz çok düşük. Bunlar bir araya geldiği zaman ne olacak? Dışarıdan para bulmak gerekiyor. IMF haricinde dışarıdan para bulayım dediniz. Bulabildiniz mi? Kaç defa Arabistan'a gittiniz? Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiniz? Cevdet Yılmaz gitti, Mehmet Şimşek gitti, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi gitti. Ay sonuna kadar para gelecekti. Öyle bir şey olduğu yok. Buradan da kısaca şunu anlatmak istiyorum. Geçen bir videoda dedim ki, böyle bir ortamda fatura halka çıkıyor. Çünkü faiz de arttı, işsizlik oldu, fatura halka çıkıyor. Faiz az arttı, enflasyon fırladı, alım gücü düştü, fatura halka çıkıyor. Her türlü fatura halka çıkıyor. Neden böyle? Çünkü bu fatura ya siyasetçiye çıkacak, yani o siyasetçiler tasfiye edilecek, gidecekler, yerine başkaları gelecekler ya da halka çıkacak. Halka soruyorlar, halk da diyor ki sandığa giden %52'lik kısmı hayır siyasetçiye çıkmasının, bana çıksın fatura, o zaman 48 ile birlikte ödeniyor bu. Şimdi bu 52'den bazı rahatsız olanlar diyorlar ki ya başkası gelse sanki faiz artmayacak mıydı, fatura çıkmayacak mıydı, gene halka ne olacaktı? Bir, bu faizi indirerek işi bu noktaya getirenlere bir fatura kesilecekti. İki, yeni bir hükümet olduğu için ona bir kredi açılacaktı piyasa tarafından. Yurt dışından para bulunacaktı bugüne kadar. Ben yani eminim Mayıs ayında başka hükümet olsaydı burada 5 ay içerisinde bu parayı bulurdu. Bulur da arkadaş Ekim'de, Kasım'da artık geçtiğimiz ay falan bu para Türkiye'ye gelmişti. Ciddi para gelmişti Türkiye'ye. Profesör Doktor Hakan Kara Merkez Bankası Başkanı olacaktı. İletişiminde ne olduğunu çok iyi bilen, makro ekonomiyi de bilen, para politikasında çok iyi bilen, başka alakasız bir yerden gelmiş bir başkan değil. Merkez Bankası'nın içinden gelmiş bir başkan olacaktı. Para politikası doğru belirlenecekti. Önden yüklemeli faiz artışı. Ondan sonra biz 2024'te faizi indirmeye başlıyor olacaktık. Bütçe tarafında da böyle bir israf olmadıktan sonra bir acı çekilecekti elbette. Ama kısa süreli bir acı olacaktı. Ve o acının da mertebesi daha az olacaktı. Şimdi hem daha yüksek acı olacak çünkü para bulunamıyor. Hem önden yüklemeli faiz artışı yapılmadı, kademeli dendi. Daha uzun süre acı olacak çünkü para politikası yanlıştı. Halen de yanlıştı, ısrar ediliyor. Ve de işte TÜİK'te bu kadar enflasyon diyor size. O zaman ona göre bir defa maaşlara zam yapılacak, bir defa asgari ücrete zam yapılacak. Sefalet daha da artacak. O yüzden başkası olsaydı daha mı iyi olacaktı? Evet baba, daha iyi olacaktı. Kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Hiç kimse bilerek, isteyerek ben sefaleti tercih ettim demez. Dolayısıyla bunun için bir bahane üretmesi gerekir.
Muhalefet de çok kötüydü. Adaylar da şöyleydi. Kendi içinde de bilmem neydi. Onundan bilmem nesinden el sıkışmıştı. Şuna selam göndermişti. Şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Başka aday mı vardı falan. Anlat. Böyle uykudan önce vardı benim çocukluğumda. İşte saat 9'da işte Adile Naşit çıkacak, Ergun Uçucu çıkacak, bize bir masal anlatacak diye giderdik. Yani 52 yaşına gelmişiz artık, değil mi? Bir ay bile bir vakit kalmamış şurada 53 olmama yani. Aynı masallar devam yani. Ama anlatanlar farklı. En azından onlar güzel anlatırdı. Ergun Uçucu şimdi güzel anlatırdı yani masalı çocuklara. Enflasyon böyle yani. Önünü bunu kesemiyorlar. TÜİK'te işte bir takım hesaplardan gazı çıkarttım, şöyle yaptım, böyle yaptım falan bir şeyler anlattı. Ama artık bir inandırıcılığı var mı bilmiyorum yani. Ama kendi bütçelerindeki o artışlar aslında gerçek enflasyona göre yapılan artışlar, bir kısmı en azından. Hani o Diyanet'in %150'yi saymıyorum ama 110'luk, 120'lik enflasyon yani artışlar doğru yani. Enflasyon da o kadar artıyor. Artmış belki de ve de daha da artması bekleniyor ki hedeflenen enflasyona göre değil, gerçekte gerçekleşen enflasyona göre bütçe artışı yapılıyor. Bakın, bir gerçekleşen enflasyon var, gerçekte gerçekleşen enflasyon var, bir de hedeflenen enflasyon var. Böyle yani enflasyon tarafı. Şimdi gelelim buradan borsaya. Borsada bugün pozitif bir şey vardı ve şu 8084-8136 seviyesine kadar gelindi. Oradan da aşağı dönüldü mü? İşte orada negatif uyumsuzluk falan da var. Bir aşağı hareket olmuş. Uzun bir süredir yatay hareket devam ediyor. Hep aynı şeyleri söylemekten sıkıldık. Yani şuradaki şu seviyede işte neymiş bu 4 Eylül. 4 Eylül'den beri burada hayat yok. Dolar bazında baktığınızda, dolar bazında günlük grafikten bakıyoruz. Tekrar hareketli ortalamaya kadar geldi. Ancak tekrar oraya geçemedi. Bu kaçıncı deneme? Bakalım ne zaman geçecek? Orada da 9 Ağustos'tan beri hayat yok. O tarafta. O tarafta iyi değil. Bakın şöyle bir hacimde de yani TL bazında da baktığınızda azalma var. Yani tarafta biraz ümitler tükeniyor gibi. Dışarıdan da para gelmeyince, bulunamayınca bu para öyle. Şimdi burada dolar TL için şunu söyleyeyim. Para arzındaki artışa göre baktım. Dolar TL'nin adil değeri 32 olması gereken 31,7 8 gibi düşünebilirsiniz. 32 yani diyebiliriz dolar TL'nin adil değeri için. Falan kişi 21 hesaplamış. Ne diyorsun hocam? Bir şey demiyorum. Herkes kendi hesabını kendi yapsın arkadaş. Ben başkalarının analizleri konusunda prensip olarak bir yorum yapmıyorum. Çünkü benim hakkımda da çok konuşuyor. Şöyle dedi de böyle oldu da bilmem ne. Ben onlardan rahatsızlık duyuyorsam prensip olarak benim de başkalarının yaptığı hakkında konuşmamam lazım. Konuşmuyorum. Bana ne? Zaten böyledir. Yani biz yani böyledir derken şöyle yani ben gittiğim zaman yabancı analistlerle, yatırımcılarla konuştuğum zaman yurt dışında işte siz böyle diyorsunuz falan şu şöyle denildiği zaman hep bu cevabı aldım. Bu bizim görüşümüz. Bizim görüşümüz böyle. Başkasının görüşü de farklı olması normal. Biz ona katılmıyoruz. Kendi görüşümüzü açıklıyoruz. Daha da fazla bir şey söylemiyoruz diyorlar. Doğrusu da budur. Bu şekilde yapılır bu iş. Bu şekilde yapılmalı. O öyle dedi diye ama bak böyle oluyor falan denenler. Onlar böyle bir tecrübeyi edinememiş kişilerden oluşuyor. Yani onların içerisinde de piyasanın içerisinde yükselmiş işte pozisyonlara gelmiş genel müdür olmuş adamlar bile olabilir ama bu tecrübeyi elde edememiş kişilerdir onlar. Çalıştıkları kurumlar falan buna müsait olmamış olabilir. Şimdi bugün gelelim yurt dışına ve altına. Altın şöyle bir çalışma yapmışız. Yani şeyden tek sabitli Fibonacci ile yakın zamanda
kaç olabilir demişti birisi bana. Eğitim toplantısında sordular galiba. Şöyle bir bakmıştık, işte 2148 falan gibi görünüyor demiştik. O gün, bugün de 2149 mu gördü? 2148 90. 2149 görmüş. Yani o dediğimiz yere gelmiş ama bakın çok hızlı geliyor. Yani şöyle bir 10 dakikalıktan bakacak olsa. Bakın piyasa açılıyor daha yeni 2 10 10 daha 20 ondan sonra ama hemen orayı deneyip geri geliyor falan. Daha yani böyle saat 3 olduğunda artık oradan aşağı gelmişti bile. Bu çok hızlı geldiği için çok da hızlı geri gelir. Şöyle bakın bir kanal çalışması yaptım burada. Elle çizdim tabii ki. Kanal nasıl çizilir? Bir kere onu söyleyelim. Bir kenarda en az 3 noktadan değmesi gerekiyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan değmiş burada güzel. Öbür kenarda da en az 2 noktadan değmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4 falan işte 5 değmiş yani. Yani güzel bir kanal bu. Bazı insanlar böyle bir kanal olabilir falan, kanal oluşumu var deyip bir tarafta 3, bir tarafta 2'yi görmeden çiziyor. Yanlış. Yani o kanal olmaz. Böyle bir şey olabilir diye sen spekülasyon yapabilirsin. O yapılan spekülasyon yanlıştır, doğrudur. Ben ona karışmam ama kanal olmaz. Kanal bir tarafta minimum 3, bir tarafta minimum 2 olacak. Şimdi bu şekilde baktı. Burada kanal varsa bu hareket kanalın altına kadar olabilir. Zaten olmuş yani 2050'ye kadar. Bu kanalı da kırmıyorsa gene böyle 2050 civarında falan bu işler bitiyorsa bunun tekrar yukarı gitmesini bekleriz. Bu kısa vadeli bakış açısı. Uzun vadede biz bunu zaten daha artmasını bekliyoruz. Şöyle 12 saatlikten falan baktığımızda halen daha iyi görüyoruz. Ama aşırı alım bölgesine gelmiştir. Yani uzun lafın kısası şu. Alalım mı satalım mı ne yapalım hocam? Bir, daha önceden alacaktınız şu anda almayın. Biraz daha düşerse alırsınız. Elimizde var satalım mı? Ben bundan satalım anladım. Sat diyen yok. Tutmaya devam et. Sat diyen yok, tutmaya devam et. Almak için biraz geç kaldınız sadece. Biraz daha düşerse alırsınız. Ben buradan düşecek anlıyorum o zaman. Biraz daha düşerse anlarız, alırız dediniz. Ben de sattım hocam. Geçmiş olsun derim sana çıkarsa. Satın demiyoruz çünkü. Altın borcum var, ne yapayım diyenlere, onlara da geçmiş olsun diyoruz. Bu kadar zaman altın alın dedik. Hala da altın borcunuz varsa valla kapatmaya bakın. Bu düşüşlerde borcunuzu kapatın. Altın alacağım nereye kadar düşer hocam? Valla nereye kadar düşer? Bu bir muamma. Ben bir şey diyemem ama gördüğüm kadarıyla zaten bugün düşeceği kadar düşmüş görünüyor. Bakalım yukarıdaki hareket nasıl olacak? Daha bir gün geçmedi. Volatilite çok yüksek. Bir gün geçsin, yarın bakalım diyorum ama işte dediğim gibi bu kanalın içerisinde hareket ediyor gibi. Gümüşte daha ağır bir düşüş olmuş. Gümüş hakkında da bir şey söylemeyecek misiniz hocam diyenler olur. Bir bakalım şöyle bir kanal yapabilir miyiz? Şöyle bir şeyler mesela yapacak olsak. Şöyle bir şeyler olabilir mi? İki yerden değdi. Burada 1, 2, 3, 4 falan gibi. Burada da değil. Biraz zorlama da olsa yine burada da bir kanal var. Altını takip edin. Gümüş için, platin için, paladyum için altında yukarı yönde bir hareket geldiğini görmemiz gerekiyor ki bunlarda da düşüş durdu falan diyebilelim. Şu anda bence tepki bir yani çok hızlı yükseldi. Buradan bir tepki hareketi var. Bakın hareketli ortalamanın çok üzerinde. Olur böyle şeyler. Biraz bakacağız, takip edeceğiz diyeceğiz. Başka da diyebilecek bir şey yok. Amerikan 10 yıllıklar burada belirleyici. Amerikan 10 yıllıklarda da bir tepki yükselişi olabilir, bir tepki yükselişi olabilir dedik dedik şuralarda. Olmadı. Amerikan 10 yıllıklarda. Şu çizgiye kadar da geldik. Yani 4.20. Bunun üzerinde bakın aşırı satış bölgesi de biraz yükseliş olması normal haftalıkta da ama halen altına inmiş vaziyetteyiz şu şekilde. O zaman TLT alayım mı?
TMF alayım mı? Daha önceden alacaktınız. Şu anda alınmaz artık. TLT satayım mı? TMF satayım. Niye satıyorsunuz? Biz size alırken en az bir yıl tutmak üzere alın dedik. Bir yıl geçti mi? Yani Ekim'den bu yana bir yıl geçti mi? Kasım'dan bu yana bir yıl geçti mi? Aldığınız yere göre yani zaten Ekim sonlarında söyledik, Kasım başında söyledik alın diye. Bir yıl geçti mi? Geçmedi. O zaman sormaya gerek yok yani. Tutacaksınız. Tutmaya devam. Ben kendim tutuyorum mesela. Şimdi yeni alım önermiyoruz dedik. Buradan bir yükseliş olursa belki o zaman ileride bir alım söyleyebiliriz. Oradan yükseliş olması demek altında gümüşte biraz daha duraklama olması demek. Elbette olabilir ama biz bu işin artık Aralık ayının ortalarından artık ilk haftasında mı olur, ortasından sonra mı olur, daha hızlı bir şekilde artmasını bekliyorsak altın tarafında bu Amerikan oyalıklarda da düşüş devam edecek. Çünkü Amerika'da faiz indirimi beklentileri artacak. Bu şekilde. Amerikan borsası da tabii ki korelasyon aynı. Şöyle 4600'e kadar gelip buralarda S&P biraz dinlenebilir demiştik. Aynen geldiğimiz gibi 4600'den de bugün aşağıya geri geliyoruz. Şekil bir ağda görüldüğü üzere. Tutmaya devam. Biraz geri gelir. Tekrar yukarı çıkar. Bunun için al sat yapılmaz. Şimdi burada diyeceğimiz nereye kadar düşmesini bekliyorsunuz hocam? Bilmiyorum nereye kadar düşeceğini. Nereye kadar düşeceğini ben biliyor olsam gidip burada video çeker miyim? Nasıl oraya kadar düşecek? Abanırım put opsiyonlarına. Oradan da call opsiyonlarına abanırım. Zaten kaldıraçtan iki kere bunu ben doğru yapsam 1'e 100'de zaten parayı katlarım yani değil mi? Burada nereye kadar düşeceği bilinmez. Şöyle denebilir. Tekrar al sinyali oluşuncaya kadar düşüş beklenir. Şu anda zaten sat sinyali oluşmamış. O yüzden belki sat sinyali bile oluşmayacak. Bilemiyorum. Yani çünkü hep böyle şey istiyorsunuz. Nokta yer söylensin. O da oradan satsın bilmem ne yapsın. Öyle değil bu işler. Öyle değil. Teknik analiz alım satım fırsatlarını bulmanıza yarayan bir metot. Size şuraya düşer, buraya çıkar, şu gün olur, bugün olur falan demez. Buradan alacaksın der. İşine gelmiyorsa almayacaksın. Buradan satacaksın der. İşine gelmiyorsa satmayacaksın. Şuraya kadar düşer, buraya kadar çıkar diye bir olay yok. Sadece bak buradan daha bir yolu var gibi gözüküyor. Yukarı yönde hareketin. Belki buralarda biraz yatay gidecek. Ondan sonra gidecek. Ben daha çok yukarılara gideceğini, çok yüksek seviyeler görebileceğimizi düşünüyorum. S&P 500'de öyle böyle değil ama onlardan bahsetmek için şu anda erken. Şimdi gelelim Bitcoin kısmına. Bitcoin'de alın, yükseliş trendine girdi, bilmem ne oldu. Hepsini söyledik mi? Bak 16 Ekim'de hatta bu içim okuyu haftalıkta geçti dedik. Ondan evvel hatta şurada işte bak bu 16 Ekim'de burayı geçiyor dedik. Ondan evvel de geçecek dedik bu içim okuyu. Şuralarda uzun bir süre söyledik 26 binlerdeyken ve şu 36 bini de hedef verdik. Alın dedik. Aldınız mı? Aldınız. Sonra geldik bu 38 bine. Artık bundan sonra almayın dedik. Bundan sonra almayın. Bundan sonrası spekülatif. Geri gelirse bir şey olursa alırsınız dedik. Buradan bir tekrar bir 36 bin, 35 bin yaparsa o zaman siz bundan sonra almayın. Elinizdekini tutun dedik. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Önceden aldın, şimdi halen tutuyorsun. Kârın devam ediyor. Çünkü neden? Burada biraz bekleyebilir dedik. Ve ondan sonra da şu 42 bin, 43 bin aralığında çizmişiz. Buraya kadar da devam edebilir. Buralarda bir dirençten karşılaşılabilir dedik. Burayı kırmış, o dirence doğru gelmiş. O dirence de şöyle hafif deyip geri gelmiş. Zaten beklediğimiz şey olmuş. Satmayacaksınız, tutacaksınız. Ama buralardan almak da tehlikeli dedik. O tehlikeli yer çünkü kazandırabilir de kaybettirebilir de. Buralara kadar geldi. Şimdi ne yapacaksınız? Buralardan almak tehlikeli. Daha evvelden alacaktınız. Elinizdekini de satmayacaksınız. Bekleyeceksiniz. Aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü burada böyle bir aşırı alım bölgesine gelmiş bu. Haftalıktan baktığınızda orada da gelmiş. Bu bizim kritik dirence de gelmiş. Satın demek değil.
Bu direnci bakalım geçiyor mu? Takip edelim, bakalım. Öyle bir karar verelim. Her defasında söylüyorum, gene de sat anlatım. Ben sattım. Ya ben sattım, çok gitti. Ama öyle konuşmamıştınız falan diyenler oluyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Peki, o zaman bugünlük de bu kadar.